okunabilir, fikir alınabilir. Ben bunu hiç yapmadım. Yapmışsınız. Ha yapmadım da bunu marifet diye anlatmıyorum. Ama öyle. Yani çok özel bir ilişkim var gibi geliyor bana. Evet. Şimdi kitaplarınız yazmaya başladınız. Zaten kitaplarınız dikkat çekti. Ama sizin ilk soyadınız Yerdelen. Sonra Selçuk soyadını da alıyorsunuz. Ama hiçbir zaman soyadlarınızı kullanmıyorsunuz. Bir iki kullanmışsınız bir iki yazıda. Çok fazla değil, çok az. Bir onu soruyorum. Bir de çok önemli bir insanla evlilik yapıyorsunuz. Şimdi bakın o sorunuzu Selçuk keselim. Ben çok hoş bir şey aldım. Peki, hocam. Buyurun. Şimdi, ben o çok değerli Selçuk soyadını kullanmama kararını şöyle aldım. İki kardeş bunlar, herhalde çok kişi biliyor İlhan ve Turan'ı. Kendi yetenekleriyle ve kendi çalışkanlıklarıyla isim yapmışlar. Ve babaannemin çok etkili iki adamı. Ben öyle bir şey istedim ki hiçbir yardım duygusu görmeyeyim karşıdan. Hani Turhan'ın şusu, İlhan'ın busu. Doğrudan doğruya. Ve bir müddet ortada pek, yani edebiyat çevresinden gelmedim ben zaten. Ortada pek görünmediğim için isminden ötürü erkek de zannettiler. Çünkü bu ikili bir isim. Hem erkekler de olur. Onun için kullanmadım. Ama daha hoş olanı benim ilk kitaplarım Bilge Yayınevi'nden çıktı. Çok değerli bir yazar olan Silvi Soysal'ı orada tanıdım. Ve sonra ben Berlin'e gittim. O zaman ne yazık ki yani çok vakitsiz aramızdan ayrıldı. Ahmet Küflü dedi ki, bak burada Sevgi var. Seni çok seviyor, sana bir şey söyleyecek, bana söyledi dedi. Ne dedi? Ya Ahmet, bu kadın çok akıllı demiş. Bak. Ben bir evlendim Sevgi Nutku, bir evlendim daha Sevgi Sabuncu, bir evlendim daha Sevgi Sözler. Ne bu ya böyle? dedim, kadın çıktı, Firuzan bitti. Herhalde bütün ihtimalleri de kaldırdı artık demiş. Yani yeni gelen birileri olursa o soyda olmayacak. Yani o Firuzan ismi bir de sözlük anlamı çok güçlü ve parlak anlama gelen. Ama yani mesela dönebilirdiniz kızlık soyadınıza. Kesinlikle dönmemişsiniz. Neden yani tek isimde ısrar ettiniz? Ama anlattım. Evet. Bir kadının ile bir soyadı mı taşıması lazım? Yani onu merak ettim. Bu çünkü ilksiniz değil mi? Hayır yani bu ülkede Turan'la evliyken onun soyadını taşımamam. Nedenlerini söyledim. Yani bu adam çok değerli bir sanatçı. Çok çalışkan, çok başka türlü bir dünyası var. İlhan da ayrıca öyle. Ve onlarla ben bunu paylaşırsam, yani Selçuk Selçuk, biraz işim kolaylaşır. Peki Turan Selçuk'la etkilendiniz mi birbirinizden, yani sanat açısından? O çok o bana müthiş bir çizer. Ukala derdi. Neden? Çünkü fır anladım. Şimdi çok iyi bir çizerdi yani, inanılmaz. Ve zaman geçtikçe onun kurduğu dünyanın değeri bir sürdün ortaya. Sergide ortaya çıktı değil mi? Müthiş bir sergiydi. Yani başka türlü görebildiğim en çalışkan insanlardan biriydi. Ve ben çok çalışkan olduğumu söyleyemem. Okumak ve sanatla ilgilenmenin dışında çok da disiplinli bir yazar değilim. Şimdi o zaman ben üç kitabınızı soracağım. Birisi Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım. O kadar çok söz edilmiş ki o dönemde. Hatta Fethi Naci diyor ki çok önemli, bu ülkenin en önemli eleştirmenlerinden bir tanesi. Firuzan'ın diyor bu üç kitabından 5-6 tane öykü kesinlikle Türk öykü antolojisine girer diyor. Bu kadar güçlü. Biraz o üç kitabı anlatır mısınız? Neden bu üç kitap böyle Türk yazınında bu kadar dikkat çekmiştir? Ama ben ne anlatayım? Ama ben sizden öğrenmek istiyorum. Yani ne anlatayım?
Şimdi şunu mu diyeyim? Ah ben ne kadar güzel Hayır. yazdım. Ya neydi yani, o yazdık? Şimdi bakın, evet. yani ben edebiyatım hakkında, yazdıklarım hakkında... Konuşmayı sevmiyorsunuz. Hayır hayır, açıklamayı yapamıyorum. Evet. Sevmiyorum diye rica ediyorum. Açıklama ha. Yani nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Mesela bu internette benimle ilgili bir sürü yanlış haber çıkıyor. Arkadaşlarım çıksın ya dedim, boşver, ne olacak? Zaman geçer, o da geçer. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela yazdıklarımda yolun çıkarak benim biyografimde onların yeri olduğunu söylendiniz son süre. Evet. Bu mu yanlış yanılsama? Tam bir yanılsama. İkincisi, mesela haraç öyküsüyle, daha sonra gül mevsimidir yazdım. Bu iki tane yaşlı kadın, biri son derece zengin, öbürü zaten şuraya gitmiş bir veda, tam haraca gelmiş bir ömür. Birdenbire şu soruldu bana gene, böyle birini tanıdınız mı? Bu çok zor bir soru. Yani neyi tanıyarak yazarlık yapacaksınız? Yani onu kurabilmek, bu kurma şeyden geliyor. Çok bilgi sahibi olmak lazım. Çok ülke için, dünya için, felsefe okumak, yani okumak, ekonomi okumak, dünyanın nasıl işlediğini bilmek, bütün bunları işlediğini evet, işte bildiğinizde ülkenize bakıyorsunuz, ülkedeki paylaşımlara bakıyorsunuz. Ve oradaki tarihinize bakıyorsunuz. Oradan kişiler çıkarıp yazabilirsiniz. Bu illa onu tanımanızı gerektirmez. Ben onu, bunları açmanızı istedim. Neden? Çünkü sizin öykülerinizi okurken bir bakıyorum, ben köylüyüm, köyde doğdum. Köydeki yaşamın çok ince, çok az bilinen bir motifini, figürünü o öyküde geçirebiliyorsunuz. Onun için sordum. Şimdi ben başka bir şeye geçmek istiyorum. Parasız Yatılı o yıllarda Sait Faik ödülünü alıyor. Ve işin enteresan yönü ilk kadın yani Sait Faik ödülünü alan ilk kadın yazar sizsiniz. O zamana kadar kadınlardan Sait Faik ödülünü alan kimse yok. Şimdi ben hikayelerinizi okudum. Genellikle yoksul insanları, çocukları anlatıyorsunuz. Ve onların iç dünyalarına iniyorsunuz. Çok acıklı serüvenler de oluyor. Ama birçok öykünüzün bitişinde kahraman mutlaka bir umuda yolculuğa çıkıyor. Biraz o yönü anlatmanızı istiyorum. Yani size uçları açık öyküler olduğu için o duyguyu vermiş olabilir. Yani kesin bitirilmiş değil. Evet. Zaman açık. Evet, açık. Evet. Yürüyorlar. Evet, yani devam ediyor. O ucu açık olanlar çok sevilmiyor biliyor musunuz? Bazı o ben de, çok sevdim. Hayır yani iyi edebiyatta öyle kural yoktur. Yani ucu açık olacak, olmayacak. Olay anlatacak. Ben biliyorsunuz olaydan çok durum anlatan biriyim. Evet. Yani olaylar yaşanır, sonra... Durum anlatıyorsunuz, evet. Mesela ben şimdi aklımdan çıkmayan bir şey... yaşlı kadın yağmurun altında çocuk okula doğru yürüyor. Ve öykü böyle bitiyor. Anne. Müthiş, müthiş bir son. Peki o yıllarda ödül almanız nasıl karşılandı? Sait Faik ödülünü almanız. Yok dedikoduya girmem. Yok dedikodu değil ama ilk kadın yazarsınız. Mesela ben ilk kadın yazar olarak bu ödülü aldığımda gerçekten çok iyi kitapların yazarları vardı. O vakte kadar Leyla Erbil, Tomris Uyar, Nezihe Meriç. Bu arkadaşlarım da çok değerli kitapları vardı. Hala da değerlendirirler. Bazıları... Neyse. Evet, geçiyoruz. Geçiyoruz. İstanbul'a gelelim mi? Tabii ya. İstanbul'a gelelim. Evet. İstanbul'u anlatalım. Şimdi iki kavram, İstanbul ve aşk. Yani İstanbul'a aşıksınız.
İstanbul benim öğretmenim diyorsunuz. İstanbul'un şu hali bir aşk hızlı veriyor bana. Bak, o benim sevdiğim ne hale gelmiş, evet, denir ya, şiirlerde, evet, de vardır. Adam yıllar sonra kadını görür, hatta Yahya Kemal Beyefendi, o güzelim Nazım Hikmet'in annesi için, ki çok aşık olmuş ona, sonra görmüş, o adamı hiç sevmiyorum. Şimdi vah vah ne hale gelmiş, söylediği lafa bakın yani. Şimdi ben de Yahya Kemal Bey gibi bir değilim ama İstanbul'a da bakıp bakıp vah vah ne hale gelmiş. Diyoruz, şimdi diyorsunuz ama. O ben önceki yılları soruyorum. Diyorsunuz ki bir yerde, annem, önce annem, tabii, sonra İstanbul benim öğretmenim. Tabii. Evet. Tabii. O konu... Annem arada pek dil ederek öğretmenlik yaptı. Evet. Diğeri, benim dikkatimi çekti, size anlattım. Yani şehir çok güzeldi, çok güzeldi. Ben mesela sinema çok severim. Bütün herkes sinemayı sever. Yani ben severdim diye ayrı koymayayım, ayrıştırma yapmayayım. Sinemaya, opera sineması vardı. Kadıköy'ün en güzel sinemalarından biriydi. 70'lerde yıktılar. Olağanüstü bir sinemaydı. Müthiş. Yani kalsaydı bugün bambaşka şeyler için bir şıklık olarak kullanılabilir. Orada başlayan filmleri görmek isterdim. Bir gün sanıyorum... Başka İstanbul nasıl etkilemiştir? Yani sinemayı zaten soracağım, geniş bir şekilde hayır, konuşacağız. Hayır, etkilenme, evet, biçimine bakıyorum. Evet, annem tamam, şimdi giremedi. Orada gişede çok hoş, bambaşka zamanlar bunlar. Kadına dedi ki, biletini alayım, girsin, seyretsin, sonra gelir alırım. Peki dedi o da, yani bir şey yapmaz, sinema seyreder dedi, ben geliyorum. Film bitti. Film de böyle elektrikli adam gibi, bilim kurguymuş herhalde, bir şey böyle adam yürüyor. Çok heyecanlandı bu nasıl. Hemen film bitti, ben gidip tuvalete saklandım. Annem de gelmiş. Ondan sonra beni arıyor. Demişler ki, vallahi yok salonda yani, ışıklar yandı, kızınız yok. Vay efendim, ne demek olur, Cihika, hanımefendiymiş, burası anaokuluma. Bırakıyorsunuz, şimdi bizi sonra biraz telaşlanmışlar. Sonra şey demiş, yer göstermiş, ya tuvaletlere baksana demiş, ben tuvalette böyle bekliyorum, başlıyorsun. Şimdi bakın yani, böyle bir güzellik vardı. Ve annem bir daha katiyen beni yalnız sinemaya bırakmadı, böyle huylarım olduğu için. Şimdi sinemayla ilgili... Sinemayı soracağım da, burada bir şeyi atlamayalım, aşkı anlatmadınız. Bir de sizin böyle yazdıklarınızda İstanbul aşkıyla beraber böyle bir ilk aşkınız var sanki. Bilmiyorum, öyle hissettim yazdıklarınızda. Böyle çok anlatmadığınız, açıklamadığınız ama bir sanki içinizde o yıllarda duran bir aşk varmış gibi geldi bana. Şimdi çok komik bir şey. Ben ilkokuldayken, hani beğenirseniz, baktım o benim beğendiğimde başkası da beğeniyor. O onu beğeniyor biliyorsunuz ya, 12-13 yaş. Bir de adamı beğenmezdim ben. Çünkü o zaman benim okuduğum yıllarda Nursel, Aysel, şey, Nurhayat, Yıldagül, böyle isimler vardı. Çok beğeniyordum. Bir gün gittim anneme dedim ki, benim adımı değiştirelim. Böyle döndü. Allah'ım dedi, bana niye böyle bir kız çocuğu verdin, beni niye böyle cezalandırıyorsun? İçinlik var, bu cümleyi kurdu. Hadi oradan dedi, ismin gayet iyi. Şimdi de bir moda, herkes sürüden ismi tanıtıyor. Ama onu sizden oldu dolayı galiba. Şimdi aşk meselesi, evet, aşk deyince, çok, diyorsunuz yani ki, samimi olarak... Aşk insanı geliştirir diyorsunuz, tabii değil. Aşksız bir hayat yavandır diyorsunuz. Ben öyle. Evet, onu soruyorum. Evet. Değiştirir, çünkü bir başkasını büyük bir tutkuyla seversiniz. Ama sevme ahlakınızın da iyi olması lazım. Çünkü ben insanlarda, kadınlarda ve erkeklerde dikkat ediyorum. Yani büyük bir sevgi yaşanıyor, sonra belli bir şekilde bitiyor olabilir. Biter bitmez her iki tarafta birbirine düşman oluyor. Allah Allah, bu nasıl şey? Bir kere ortak bir hayat yaşanmış, değil mi?
yıllarınızı yaşamışsınız, o güzel olmuş. Sonra aşk da sık olan bir şey değil tabii, her 5 dakikada bir olmuyor. Olduğu zaman da benim için çok değerli. Belki ben bu konuda şanslı oldum diyebilirim. Çok önem veriyorum. Şimdi biraz konuyu değiştireceğim. Amerika sizi davet ediyor, Amerika'ya gitmiyorsunuz. Ama sonra Almanya davet ediyor, Almanya'ya gidiyorsunuz. Orada o meşhur araştırma kitabınız yapıyorsunuz, o maden ocaklarında. Bir de İran'a da gidiyorsunuz. Filmimle gittim, evet. İran'a, Mısır'a falan, evet. Çok biraz o Almanya'yı, Amerika'ya neden gitmediğinizi anlatır mısınız? Şimdi, yani Amerika davetini aldığımda, ya evliydim zaten. Bir takım nedenlerden ötürü Amerikan konsolosluğuna gittim. Adam dedi ki, davetiniz 1 yıllık, bu 1 yıllık uzun bir süre. Dedim ki, bakın, yani tamam ben geleyim de, ben İngilizce bilmiyorum, ben biliyorum, bilmediğinizi biliyoruz dedi. İşte Thomas biliyor dedim, Leyla Erbil biliyor, hakikaten dil bilene yok yok dedi, hepsinden haberimiz var, biz sizi istiyoruz dedi. Iowa Üniversitesi, ben dedim maalesef katılamayacağım. Yani nedeni belli. Daha sonra, 1 yıl sonra Berlin'den davet almışsınız. Çağrı aldı. Ama ben şunu düşündüm. Yani bu gelen çağrıları boyuna hayır demek olmaz diye düşündüm. Ve Almanya'yı çok istedim. 1 yıllık bir davet. Zaten çok üst düzey bir davetti. Adam bir de şunu söylemek isterim. Adamlar davet yaptıkları zaman o kadar farklı bir tavır içinde oluyorlar ki kendilerini iyi anlatmak için davetin her ayrıntısını en mükemmel hale getiriyorlar. Mesela Baldeki, bu davetin başındaki kişi dedi ki, siz nerelerle ilgilenirsiniz? Biz size oraları kolaylaştıralım. Ben dedim, şu resim, müzik, film. Yani dedim, Berlin Filarmoni'de çok müzik dinlemek isterim dedim. Bakın dedi, size her zaman zaten bir konser bir gün olmuyor. Yani bir ay falan sürüyor. Bir yeriniz olacak. Gidemezseniz eğer bir hafta önce telefon edin, o yer boşalır dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi kendilerine bu kadar iyi bir şey. Ben oraya gitmeyi istedim, karar verdim. Ama olmadı, ben gittim. O kadar. İran? İran, benim sinemalarımla gittim. Evet. İran'da gördüklerim de çok enteresan. Ben bu kadar nazik, terbiyeli insanları bir hayli zamandır görmemiştim. O kadar terbiyeliler ki, yani ben tuhafıma gittim. Çünkü biz kabalaştık, öyle daha da kabalaştık. Bütün tavırları, bütün konuşmaları, size yaptığı bütün ikramlar büyük bir incelikle yapılıyor. Ve orada Okla'yı bitirmiş, dünyanın en iyi sinema okullarından biri, kadın yönetmenlerle tanıştım ve gelmişler yani bu duruma. Bu İslami değerim olduğu zaman. Onun için başarılı oldular filmlerde. Evet. Ve dediler ki, biz karar verdik, ülkemizin bize ihtiyacı var. Tamamen yani erkek sinemacı meselesi olmasın, biz de olalım. Ve ben İran sinemasını o zaman çok bilmiyordum. İlk şeyi seyrettim, arkadaşımın evi nerede? Nasıl güzel bir film biliyor musun? Abbas Kiarostami'nin filmi. Böyle hayran oldum, film seyrettim. Ve birdenbire dedim ki, aman Allah'ım, nasıl bir sinema bu? Ve benim mihmandarlığımı yapan çok değerli bir adam vardı. Celal Hosrev Şahi ve canım
yazar arkadaşım, Onat Kutlar'ın arkadaşı. Şimdi ona da rahmet olsun. Büyük bir saygı, çok iyi bir yazardır. Celal Bey çevirmeni. Demiş ki Onat'a, tamam ben çevirisini yaparım, yalnız bana kasket yolla demiş, ben kasket götürdüm. Böyle bir ortamda dedim ki şey yapıyorlar yani, çeviriyi yapıyorlar. Ya dedim, nasıl bir şey bu, arkadaşımın evi nerede? Dedi ki, arkadaşım evi nerede gibi çok iyi filmler var İran sinemasında. Dedim, hayran oldum, tanışmak isterdim. Şimdi bu anlatacağım şey, sinemacı arkadaşları çok ilgilendirir. Şu anda dedi, bilmem ne şehrinde uzak, film çekiyor, ben onunla konuşacağım. İnanılmaz bir şey. Ertesi gün İstiklal Oteli'ydi kaldığım otel, eski Hilton. Birdenbire Celal Bey dedi ki, Abbas geliyor. Aa, nasıl dedim, sana merhaba demeye geliyor. Çok şaşırdım, heyecanlandım, geldi. Dedim ki, yani sizin sinemanızda bir Çekov fuarı arkada duruş var. Her söylediğiniz şey müthiş etkiliyor insanı. Bunu duymak beni sevindirdi. Dedim, yok, yorulmadım dedi. Zaten Celal sizin için anlattı dedi bana. Böyle bir şey benim hayatımdaki en zengin karşılaşma. Sonra ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Ve daha bir sürü iyi film seyrettik. Oradaki kadınlarla konuştum. Bizim ülkemizin bize şu anda ihtiyacı var deyip dönün. Tabii çok dolaylı anlatımlı filmler yapıyorlar ama filmler çok güzel, çok harika. Sonra bir de Tahran'da bir tiyatro var. Onlar Brecht oynuyorlardı. O kadar güzel oynuyorlardı ki, kızların başı örtülü falan ama bir müddet sonra onu fark etmiyorsunuz. Yani İran'ın zaten bilinen bir şey var, dünyadaki en iyi grafik sanatçıları İran'da diye biliniyor. Yani bu genel bir bilgi. Yani bu savaşlarla başa çıkamamamız çok yazık. Şimdi ben sinema bölümünü biraz geniş anlatmanızı isteyeceğim. Burada bir üstadımız Atilla Dorsay da burada. Selamlıyorum, hoş geldiniz. Onun yanında soru sormak ama ben soracağım. Neden soracağım? Çünkü Kanda yeni nesil bilmiyor ama siz çok önemli şeyler yapmışsınız. Yani Türk sineması, yani gitmişsiniz oralara, filmler götürmüşsünüz. Sonra, aa, meraklıysalar öğrensinler. Ama yok, ben sizin anlatmanızı istiyorum bugün. Yani işte benim sinemalarım, Ah Güzel İstanbul, bir de diziniz var. O neydi o dizi? Gecenin Öteki Yüzü. Bunları biraz anlatmanızı ama yani şimdi Kan'a gidip bir şey yapanlar çok şaşalı şeyler anlatılıyor. Ya hakları tabii. Ama siz yok, o zaman yayın yapıldı. O yıllarda ama bugün anımsanmıyor çok. O yıllarda onu şimdi anlatır bakın, mısınız biraz? Bakın, ben size bir örnek vereceğim. İnsanlık tarihinin anımsama kabiliyeti olsa, son dönemde bilim adamları 5000 yıllık dünya tarihini araştırmışlar. Bu ne oluyor? 3000 yıl bu şey, yani semavi kutsal dinleri alırsa demek ki daha öncesine kadar gidiyorlar. Ve ne görüyorlar biliyor musunuz? 5000 yılın 3000 yılı savaşla geçiyor. 2000 yıl savaş yok. Ve şu anda da hep onun içinde yaşıyoruz. Şimdi yeni nesil denen arkadaşlarımız yani bazı şeyleri merak ederler, etmezler, okurlar, okumazlar. Bir de bağlı oldukları ülke, yani bu ülke giderek onları daha da zora sokacak bir sistem içinde hareket ediyor. Ve her şeyi medya üzerinden anlamak istiyorlar. Bu da bir tavır. Ben eleştiremem. Yani böyle istiyorlarsa böyle istesinler. Ama dünyada akıllı insanlar var. Ben dilerim ki bu ülkenin de akıllı insanları
kendi birikimlerine sahip çıksınlar. Sayıları azdır ama. Çok güzel söylediniz. Yani sayıları azdır. Hiçbir zaman eğer sayıları çok olsaydı 5000 yıllık araştırmanın 2000 yıllık savaş, 3000 yıllık barış olurdu. Evet. Olmadığına göre durum bu. Bir de yani sizin öykülerinizin sinemaya uyarlanması sırasında sizin bir duruşunuz var yani. Beni en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi de o. Yani senaryoyu senarist gibi yazıyorsunuz sanırım birileriyle birlikte, ya da o öykünün senaryo haline getirilmesine yani çok emek veriyorsunuz, takip ediyorsunuz öykünüzü. Onları sormak istiyorum biraz. Yani ilk öneri Ömer Kavur'dan gelmişti. Evet. Çok değerli bir sinemacıdır. Sinemamızda müthiş bir film kazandırmıştır. Şahane, çok güzeldir o film. Ve niye anılmaz, niye hakkında konuşulmaz bilmiyorum. Anayurt Oteli çok güzel. Evet, müthiş bir film. Müthiş. İçindeki şey. Tabii yazarı da çok iyi bir yazardır. Yani çok iyi yazarlarımız var. Ömer Kavur Anayurt'tan önce beni aradı. Ah Güzel İstanbul'u çekmek istediğini söyledi. Daha önce Yılmaz Güney aramıştı. Fakat o sonra işte hapishaneler falan. Ömer'e dedim ki yani senaryoyu birlikte yaparsak olabilir. Ben 80'de çok acilen döndüm ve 12 Eylül'le karşılaştım böyle, 12 Eylül oldu. O zaman Bodrum'a gittim, Ömer Kavur'a söyledim. Dedim ki ben size yazıp yollayacağım, yani otobüsü yolluyoruz. Siz de dedim fikirlerinizi yollarsınız. Senaryo böyle gelişti. Daha sonra filmi çektim. Ben filmi çok beğenmedim ve bunu dürüstlükle Varlık Dergisi'nde yazdım, yazı olarak yazdım. Ömer Kavur ki çok değer verdiğim bir insandır, bana küstü. Bir müddet hiç konuşmadı falan. Ne, ha dedikodu mu yapsaydım arkasında, hani ne biçim film bu diye. Yok yani iyi olamadı. Fakat şunu söyledi, o benim en iyi para kazandığım film oldu dedi. Hatta benim çok değerli Zahide Gökberk ve Macit Gökberk, evet, annem ve babam gibiydiler. Evet. Yok, annem sizin babam. Hayatınızda onlar çok önemli bir yer ama tutuyor değil mi? Ama çok farklı. Zahide Hanım da filme gitmiş ama duygusu iyiydi. Firuzacığım niye öyle yazdın diye. Ömer, yani sonra barıştık. Kendiliğinden barıştık. Ve hatta onunla için yazılan bir kitapta da filmi o da eleştiriyor ama çok iyi para kazandığında yazıyor. İkincisi Okan Bayır'a, Okan Ünsalar. Ankara televizyonu, o zamanki televizyon, Gecenin Ötekisi'ni istedi. Ben de dedi bir tek şekilde kabul ederim ki oradan bayağı iyi bir para aldım sonra vallahi yani. İtiraf edeyim. Ama o parayı ben hiç düşünmem. Bir garip sorum var yani para. Ne olacak diye. Ortak bir senaryo yaparsak olur. Bir de ben çekimlerde sabahtan her gün çekimde olacağım. Bu çok kötü bir enteresan. Yani bir yönetmen için. Yazar en başında. En fena teklif. Yazarı sette böyle baykuş gibi bakacak her şeye. Ne oluyor, ne bitiyor. Yok, olmaz dedi. Dedim, kusura bakmayın. Adam gitti. Sonra geldi. Dedi ki, tamam, ortak senaryo yapacağız. Siz de hep sete geleceksiniz dedi. 1988 yılının çok kış olduğu bir İstanbul. Çok kış, karlar, bilmem neler. Ve diyor ki çocuklara da, yok ya diyor, sabah 6'da gelecek, gece 2'de gelecek. Gelemez o diyor, yanılmış. Ben hepsine gittim. Ve birdenbire sinema için ön bilgilerim oldu. Yani ne yapılıyor, ne ediliyor. Zaten çok seyrettinizse iyi ve kötü filmleri ayırt edebiliyorsunuz. Ve daha sonra bir gün sete, bu Vardar apartmanı vardı, orada tabii ona da o kararı ettim. Plato, yok Plato olmaz dedim.
Bizde plato olmaz. Yani duvarları yaşadığını görmek lazım. Vardır apartmanı. Kadir'in yurda da geldi. Ne film sahibi dedi ki, Firuze abi film yapar mısın? Tabii ben her zaman ki gözü kararım yaparım dedim. Yalnız hiç karışmayacaksınız. Yok yok dedi, ben hiçbir şeye karışmam dedi. Kaçıran öyle bir niyetim yok. Bu film bitti. Ben bir tek Kars'a gidemedim. Kars'ta da sahte kar yağdırdılar. Hiç kar yağmamış oyum yani. Yani çok üzüldüm ama yaptılar onu. Ve o film o yılın en iyi dizi filmi seçildi ama 7-8 düzelik. Yani şimdiki 300-305 falan değil yani, öyle bir şey. Fakat ne yazık ki o kanunistalar aramızdan çabucak ayrıldı gitti. Sonra ben işte benim sinemalarımı, senaryosunu dedik ki çalıştım. Ve tabii çalışmadan önce Almanya'da olduğum sırada sinemayla ilgili bir sürü kitap okudum. Ve o kitaplardan birinde Alexander Kluge diye çok entelektüel bir sinema adamı var. O diyor ki, sete çıkarken olabilecek her şeyi gözlemek için demir senaryo yazın diyor. Demir senaryo neymiş? Onu öğrendim. Ve benim senaryom öyle bir senaryo, 9 ay sürdü. 9 ay oturdum, çalıştım diyor. Daha sonra, yani Kadir Bey karışmadı ama bir ara parası bitti. Biz yaz tanelerine 4-5 ay ara vermek zorunda kaldık. İlk asistanlarından biri Zeki Demirkubuz'du, iyi bir sinemacıdır. Bana geldi bir gün sette, Kadıköy'de film çekiyordu, plaj sahnesi. Ya Firuzan Hanım dedi, bu senaryoyu kim bulursa çeker. Evet biliyorum, ben de öyle olmasına çalıştım dedi. ve işte benim sinemalarım İleştirmenleri ilk günde seçildi. Ondan sonra şans çok açık oldu. Oradan para kazanılmadı ama yolunu güzel açtı. Şimdi, evet belki de izleyicilere de biraz zaman bırakmak için son soruyu, neden o eski metro Karaköy'deki trenin önünde, onu neden ben çok anılarım var demiştiniz? Biraz anlatarak bitirelim. Tabii en büyük anım, uslu durunca annem oraya bindirirdi beni. Bak gideceğiz, Fatma teyze. O zaman çok önemli değil mi? Ben seni oraya bindireceğim derdi ve ben bayılırdım. Hatta geçenlerde, 2 yıl önce bile Murat'la aşağıdaydı yayın evi, bir ara bina değiştiriyordu. İkimiz gene o şeyi konuşurken, eski, daha eski yani, ben o halini bilmiyorum. Bir beyefendi geldi, çocuklar dedi, metroya bakıyorsunuz değil mi? Bu dedi, o çok şeydi. Ben şimdi İngiltere'ye gittik biz eşimle dedi. Şimdi emekli oldum, emekliye bakın. Ve emeklilik içinde dedim, seyahatler yapıyoruz. Buraya da geldim, baktım. Biz de aha öyle mi dedik, biz emeklileri düşündük. Adısı o. Evet. Soru alalım mı Firuze Hanım? Tabii ya, siz sağlısın eğer soru çok soru fazla olan. Zamanımız 15 dakikamız var galiba, 8.30'da bitecek. Evet, katılımlarınızı bekliyoruz. Buyurun hanımefendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Firuze Hanım. Ben TÜYAP Kitap Fuarı'nda Onur konu olduğunuz sene. TÜYAP Kitap Fuarı'nda. Evet. Onur konu olduğunuz sene adınıza Firuzan diye bir öykü kitabı basılmıştı ve orada İç Denizli adlı bir romanın hazırlığı ve sona yaklaştığınızı söylemiştiniz. Onu hala heyecanla bekliyorum. Acaba gelecek mi kitabınız? Heyecanla bekliyorum. Bitirirsem diye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, o kitaptan Firuzan diye bir öykü. O kitaptan çok söz etmedik ama sağ olsun hanımefendi o kitabı dile getirdi ve çok önemli bir kitap Firuzan Hanım'ın yaşamı. Evet, buyurun efendim. İyi akşamlar Firuzan Hanım, iyi akşamlar Bütçeöz, günaydın. Efendim, öykülerinizde kadın erkek ilişkileri açısından içi boş evlilikler yoğun olarak da yaşanıyor. Efendim, içi boş? Öykülerinizde içi boş evlilikleri de tanımlıyorsunuz.
Ve bunları küçük çocukların, küçük bir kız çocuğunun gözünden anlatıyorsunuz. Bunun etkisi küçüklüğünüzdeki gözlem gücünüzün yüksekliği mi? Ve kadın erkek ilişkilerindeki yoğun sevgi duygusunun yanı sıra bir süre sonra evliliklerin içi boşlanmasının sebeplerini nasıl algılıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben biraz demin buna cevap verir gibi olmuştum. Yani şöyle tamamlayayım. En genel bir şey söylüyorum. Madame Bovary'i biliyorsunuz. Flaubert mahkemeye veriliyor. O zaman böyle bir kitap yazdığı için. Çünkü Fransa'nın ahlaki şeylerine ters geliyor. O da diyor ki, Madame Bovary benim. Yani bir kadını da yazabildiğine göre bir yazar, erkek bir yazar. Dediğiniz her şey mümkündür yazdığınız zaman. Yazabilirseniz söyleyeyim. Başka efendim? Yok galiba o. Atilla Dorsay. Atilla Bey buyurun efendim. Buyurun. Şeref verdiniz. Çok mutlu olduk gelmenizden efendim. Teşrifinizden. Merhabalar. Ben bir soru sormak yerine birkaç şey anlatmak istiyorum. Buyurunuz. Bunda burada kendine de değineceğim ama o da sonunda Firuzan'a bir ışık tutacak, onun başka bir yanını aydınlatacak. Bir kere bu kadar genç kızlık soyadını ve sonra Turan Selçuk gibi harika bir adamla evli olduğu halde onun da soyadını kullanmayıp sırf kendi adıyla bütün bu yokuşları tırmanması benim için Türkiye'de bir kadın sanatçının kendine güvenini sırf kendi ailesinin, kendi varlığının, kendi gücünün, kendi yeteneğinin da yardımıyla üne kavuşması iradesinin müthiş bir örneğidir. Bu konuda çok takdir ettiğimi kendisine bildirmek istiyorum. Sadece isimde Firuzan diye ortaya atılmak, hiçbir şeye yaslanmamak bunun dışında bence büyük bir güçtür. Ondan uyarlanan filmleri sevdim. Benim sinemalarım çok güzel bir filmdi. Tabii şimdi bir hayli geride kaldı, tam hatırlamıyorum. Ama onun kendisinin bizzat Gülsün Kara Mustafa ile birleşerek yönettiği bu filmin kusurları vardı, doğrudur. Yani Gülsün'ün burada çok iyi niyetleri oldu ama şunu söylemek isterim. Çok fazla karışamadı. Çünkü hep öykü benim, sahneler benim. Ve Gülsün farkındaysanız, yani seyredenler için söylüyorum, çevre düzenine de adını koymadık. Çünkü o çevre düzenini de ben yapmıştım. Evet, ama o filmden bende kalan başlıca izlenim de şu oldu. Tüm kusurlarına rağmen Türk sinemasında yapılmış en kadın duyarlılığı içeren filmlerden biri. Müthiş bir şeydi o. Çok teşekkür ederim. Samimiyetle söylüyorum, hikayeden de geliyordu tabii. Karşılığımızda söylemeden Atilla Dorsay. Bunu? Karşılaştığımızda böyle bir şey bana söylemedin. Söylemişim. Hayır. Çünkü bu bakışım yıllardır değişmedi. Benim beleğim zehir gibidir. Peki şimdi söylemiş olayım. Ama burada söylemen de çok daha hoş. Tamam. Bu kadar umarım ileride çıkar. Söylemen. Çok teşekkür. Bir de başka bir şey söylemek istiyorum. Benim hayatıma özel bir katkısı oldu. O belki unutmuş olabilir. Birkaç yıl önce, bir hayli zaman önce bir hikaye dergisi çıkarmaya başlamıştı. Evet. Ben de cüret ettim, bir hikaye yazıp yolladım. Yayınladı ve üstelik bana çok beğendiğini söyledi. Bu bana cesaret verdi ve bir dizi hikaye yazdım. Ben mahcup oluyorum burada. Efendim? Mahcup oluyorum. Ya, olma, yani bunlar gerçek. Ve hepsi senin için adlı o hikaye kitabı. Yıllar sonra şimdi yeniden basılıyor. Ve önümüzdeki kitap fuarına Aşk 2O adlı kitabı yeniden başlıyor nereden çıkardılarsa. Benim öyle bir başvurum olmadı. Tekrar basıyorlar. Yani bu konuda tek bir kitabım var ama bu senin sayende oldu. Küçük de olsa bir şey de. Yani sen o hikayeyi beğenip basıp derginde beni cesaretlendirmeseydin virgül ben asla bunu yapamazdım. Ama senin bunun teşekkür arkasında ediyorum. Evli ismin hep çalışmalarım var. Herhangi biri değilsin Atilla Dorsay. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Atilla Bey. Yok. Efendim, çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle bir dehayı yani benim için çok önemli bir yazarı
burada konuk ettiğim için ve onunla söyleştiğimiz için çok mutlu oldum. Onunla geçirdiğim günler ve anlar benim için çok önemli. Gerçekten çok güzel anlar geçirdim. Ve o benim çok iyi bir dostum oldu. Onu çok seviyorum. Ve ondan inşallah yeni kitaplar bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için çok mutlu oldum.